Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz sohbet edeceğiz ve Instagram sayfam üzerinden bana sormuş olduğunuz soruları yanıtlayacağım. Tabii bunlara gelmeden önce hepimizin de bildiği gibi Süper Lig yeniden başlıyor. Ara verilen ligler yeniden başlıyor. 8 haftalık bir kısa bir dönem var ve bir ay içerisinde ortalama bu liglerin bitirilmesi düşünülüyor. Tabii buna ses çıkartan var mı? Yok. Şunu söylemek istiyorum. Bence eleştiriyorsunuz arkadaşlar, biliyorum ama Fatih Terim hocamız çıktı işin en başında. Koronavirüsünden dolayı futbolun oynanmaması gerektiğini ve can sağlığından daha önemli olmadığını vurguladı ve biliyorsunuz bir çıkış yaptı ve bunu sadece Fatih Terim hocamızdan gördük. Diğer takım teknik direktörlerinden de bazı demeçler geldi. Sorun olmaz, Türkiye en güvenli ülke gibisinden konuşmalar yapıldı ama Fatih Terim iyi bir duruş yaptı o zaman. Şimdi herkes söylüyor, neden Fatih Hoca şu an konuşmuyor? Arkadaşlar, Fatih Hoca mesela çıktı, bir duruş sergiledi, demeç verdi, güzel bir röportaj verdiğini düşünüyorum. Şimdi bunun da arkasını getiremez. Zaten arkasından gelen bir kitle de yok. Futbolcular oynuyor. Futbol Federasyonu futbol oynatılsın deniyor. Futbolcular Derneği'nden zaten ses yok. Kimseden ses yok. Ve herkes bu işi oynayacak artık. Bu saatten sonra Fatih Terim'in de Fatih Hoca'na ben çok ön plana çıkacağını düşünmüyorum bu konuda. Fatih Hoca'yı herkes eleştiriyor. Hani niye şimdi konuşmuyorsun gibi ama zaten konuştu Fatih Hoca. Ben buna değinmek istiyorum. Bana da soruyorsunuz bununla alakalı ama ben arkadaşlar canı gönülden söylüyorum. Hani bu işe tepkisini gösteren sadece Fatih Hoca var. Başka hiçbir takımdan tepki yok. Herkes sosyal medyada, Instagram sayfasından futbolcu arkadaşlarıma bakıyorum. Oynayalım, oynamayalım. Hani bu tarz konuşmalar var. Bunlar tamamen boş konuşmalar. Hiçbir şekilde etki göstermeyecek konuşmalar. Bir hareket olmadığı sürece toplardı. Hiçbir şey yapamazsınız. Zaten bu saatten sonra da artık takımlar toplandı. Antrenmanlara başladı. Ankaragücü takımında bir pozitif vaka çıktı. Arkadaşımıza geçmiş olsun diyorum. En kısa zamanda inşallah toparlar. Güçlü bir fizik yapısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü belirti göstermeden bu hastalığı geçiriyor. Allah yardımcısı olsun diyorum. Sizlerden gelen sorulara geçelim isterseniz. Maça çıkmadan önce karşı rakibin forvetini analiz ediyor muydum? Evet, ediyordum. Özellikle hangi ayaklı olduğunu, hangi tarafa dönüş yaptığını, kafa hakimiyeti var mı yok mu ve daha çok şut atan mı, topu tutan mı, bu özelliklere dikkat ediyordum. Çünkü rakibimizi iyi tanımamız gerekiyor. Rakibi ne kadar iyi tanırsan o kadar iyi savunabilirsin rakibini. Güzel bir soru, teşekkür ediyorum. Trabzonspor kariyerini iyi sonlandırdığını düşünüyor musun diye bir güzel bir soru geldi. Trabzonspor kariyerimin iyi geçtiğini düşünüyorum. Süper Kupa, Şampiyonluk, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası'nda defalarca maç oynadım. Ben Trabzonspor kariyerimde başarılı bir performans çizdiğimi düşünüyorum ama sonlandırma açısından içimde kalan bazı şeyler oldu tabii ki de. Çok fazla başarılı sonlandırdığımı gene de düşünmüyorum. Bir psikolojik danışman adayı olarak kulüpler psikolojik destek veriyor mu? Güzel bir soru. Evet, kulüpler genellikle haftada bir kez de olsa video izletiyor. Tabi bu psikolojik danışman sosyal hayatımızla alakalı çok fazla olmuyor. Genellikle futbola yönelik saha psikolojisi, işte taraftar psikolojisi, stresli anlarda neler yapmamız gerekiyor. Genellikle bunlarla alakalı psikolojik destek alıyoruz. Hatta bu sorundan dolayı sana şunu söyleyeyim kardeşim. Ben Çaykur Rizespor'da oynarken çok fazla yan toptan gol yiyorduk ve bize bir psikolog bize yan topta nasıl savunacağımızı göstermeye çalıştı. O hafta iki tane daha yan toptan gol yemiştik. Böyle enteresan bir de anım var. Teşekkür ediyorum soru için. Devlet bütün kurumlarda bu sorunları iken bu sorumluluğu TFF'ye vermesi nasıl değerlendiriyorsun demişsin. Şimdi devletimiz, Sağlık Bakanlığı özellikle çok iyi çalışıyor. Bence çok başarılı bir süreç geçiriyoruz. Ve her yerde kısıtlamalar yapılıyor. Bilim kurulu üyeleri, gerekse Sağlık Bakanlığı bununla alakalı güzel çalışmalar yaptı ülkemizle alakalı. Şunu söylemek istiyorum ben. Geçen gün bilim kurulu üyesini izledim televizyonda. Ona bir soru sordu futbol maçlarıyla alakalı. Bu bizim bilgimiz dışında. Bununla alakalı toplantılar bir alt departmandaki doktorlar tarafından, bilim kurulu üyeleri tarafından yapılıyor. Bilim kurulu üyeleri de grup grup ayrılıyor diye bir cevap verdi ve biraz kaçamak cevap verdi. Bunu tamamen TFF'ye attı Sağlık Bakanlığı. Çünkü bence Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu futbolun oynanmasına karşı diye düşünüyorum ben. Ama topu TFF'ye attı ve TFF biz bu işi çözeceğiz, bize bırakın dediğini ve sorumluluk aldığını düşünüyorum. Tabii ileriye nasıl bir hesapla, ileriye dönük hesapların nasıl derecede olduğunu bunu zaman içerisinde göreceğiz. İnşallah başarılı olurlar ve bir problem olmadan bu ligi tamamlanır. Bu zamana kadar iyi ki atmışım dediğin gol hangisi diye sormuşsun. Biz Başakşehir maçıyla Türkiye Kupası'nda yarı finalde karşılaştık ve orada bir gol attım ve 1-0 önde bitirdik. Bu golü iyi ki atmışım diyorum çünkü sonucunda da Türkiye Kupası geldi. Büyük bir katkım var ve şunu da ekleyeyim, rövanşında da asist yapmıştım. Giray Kaçar'ın futbolculuk hikayesi bitti ve iz bıraktı. Hoca olup bu izine devam ettirmek istiyor mu? Oğuzhan kardeş güzel bir soru sormuşsun. Şunu söylemek istiyorum. Antrenörlük düşüncem evet var ama %50-50'deyim arkadaşlar. Bugüne kadar iki takımda çalıştım. Bir Kayserispor, bir Ankaragücü'nde. Ankaragücü'nde profesyonel olarak çalıştım. Kayserispor'da da staj olarak Hikmet Karaman'ın yanına gitmiştim. Antrenörlük zor bir iş arkadaşlar. Biraz
ailenden kopuk yaşıyorsun. Birazcık zaman ayırman gerekiyor. Şimdi futbol bittikten sonra yeni bir boyut antrenörlük. Tamamıyla farklı iki iş ve daha fazla sorumluluğu var. Ben bu hayat tercihlerinden bir tanesini seçmem gerekiyor. Ya sakin bir hayat ya da antrenörlük yaparak tekrar bırakmış olduğum ize devam etmem gerekiyor. Bunun kararını vermem gerekiyor. Tabii bunda teklifler çok önemli. Gelecekte bunu hep beraber göreceğiz. Futbola başladığım ilk mevki ve beni futbola sürükleyen öyküm. Arkadaşlar ben gençler bir altyapısında futbola başladım 8 yaşında ve tabii o zamanlar küçük olduğum için ve takımdaki diğer arkadaşlarıma da fiziksel anlamda küçüktüm. 8 ile 11 yaş arasında ben orta saha mevkisinde oynuyordum ve teknik bir oyuncuydum. Bunu da belirtmek istiyorum, altını çiziyorum. Daha sonra sağ kanatta, sağ bekte ve en sonunda tabii fiziksel anlamda birden yükseliş gösterdiğim için de stopere döndüm. Ve daha sonra stoper oynamaya başladım. Tabii stoper oynamaya da 15-16 yaşından sonra geçtim arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Futbola başlangıcım da gençlerbindedir ve ben futbolu gerçekten çok seviyorum. Çok sevdiğim için de futbola bir gönülden bağım var ve 8 yaşından gelen bir bağ var. Ve beni tamamen futbol sevgim bugünlere getirdi diye düşünüyorum. Trabzonspor penaltı kazandı ve penaltıyı gole çevirse şampiyon olacak ve ben hangi oyuncunun topun başına gelmesini isterim diye sormuşsunuz. Çok güzel bir soru, değişik bir soru. Ben tabii ki de takımın genel yapısına baktığım zaman Sosa'nın gelmesini isterim. Sosa bu penaltıyı atar ve biz şampiyon oluruz diye düşünüyorum. Kolman mı Sosa mı? Çok fazla bu kıyaslamayı yapıyorsunuz. İkisi de çok ayrı oyuncular. Kolman 2010-2011 sezonu çok hizmetleri olan bir oyuncu. Sosa da şu an çok iyi kaptanlık ve liderlik yapıyor ve çok iyi performans sergiliyor. Bu ikisinin arasında bir ayrım yapmamı istediğin için söylüyorum. Sosa'yı ben bir çıt daha önde görüyorum. Ancak Kolman'ın yapmış olduğu başarıları Sosa hala yapamadı. İnşallah Trabzonspor kariyerinde çiziyorum. İnşallah Sosa da bu sene şampiyonluk getirir. Türkiye Kupası'nı da alır ve Kolman'dan 2-3 sırada öne geçer diye düşünüyorum. Birlikte oynayıp en çok zorlandığım oyuncu Atletico Bilbao takımıyla UEFA maçı oynamaya gitmiştik. Orada Llorente vardı. Hepiniz bilirsiniz. İspanya milli takımında forveti ve 1.92-1.94 boyu vardı ve çok geniş bir oyuncuydu. Gerçekten oynarken zorlandım. Bayağı bir yıprattı beni. Hatta şöyle de bir şey anlatayım arkadaşlar. Geçenlerde bir resim paylaştım ve resmin altına hikayeme bana direkt mesaj gönderdi. Güzel hatıralar diye. Kendisi de aynı zamanda takip aldı. Buradan da teşekkür ediyorum. Konusu açılmışken. 2013 Trabzonspor Gaziantep Spor maçıyla Giray Kaçarsağlar'a yeniden döndü. Ne hissettin diye. Güzel bir soru var Mustafa kardeşimden. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben. Bununla alakalı geniş bir video çekeceğim. Ama bir doktorun reklamından ötürü benim psikolojik olarak etkilenmem dolayı bir 15-20 günlük ara oldu. 15-20 günlük süreçte check-up yapılmasını istedim ve check-up'larım yapıldı ve kesinlikle hiçbir problemim olmadığı için de sahalara geri döndüm. Ama ilk doktorla konuştuğumuz zaman o reklam yapan doktorun bizi yanıltmasından, bizi aldatmasından sonra tabii döndüğümde inanılmaz mutlu oldum. Sanki futbola tekrar başlıyormuş gibi bir his oldu ve o gün taraftarın beni yanına çağırması, maçtan önce, maçtan sonra üçlü çektirmesi, kol bastı oynamamız hep beraber, takım arkadaşlarım bana katılması inanılmaz bir duyguydu. Hayatımda unutamayacağım anlardan bir tanesiydi. Çok güzel soru, çok teşekkür ediyorum. 2010-2011 kadrosunda şu kişi olmasaydı bu kadar başa olamazdık dediğim birisi var mı demiş. Şimdi 2010-2011 kadrosunun herkesin ayrı ayrı özellikleri vardı. Biz bir takımdık. Gerçekten herkesin çok iyi performans sergilediğini düşünüyorum ve çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim ama Burak Yılmaz'ın atmış olduğu goller bize çok büyük katkı sağladı ve müthiş bir sezon geçirdi. Burak Yılmaz olmasaydı belki bir çıt daha düşük olabilirdik. Çok güzel sorular geldi. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu soru cevap videolarını sık sık yapacağız arkadaşlar. Tabii yorum ve beğeni yapmanızı istiyorum. Hepinizin de bildiği gibi Instagram hesabım var. Giray Kaçar. Eklersiniz ve oradan takip ederseniz de sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.